Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Adil Yaşar. Sürüşlüyüm. Hatay'da oturuyorum. Şimdi Hatay'dan buraya soğan ekimine geldik. İşte ekmek davası. Peki, buradaki yaşam koşullarınızı gördüğümüz kadarıyla çadırlarda Evet. yaşıyorsunuz. Evet. Peki, bu yaşamınız açısından zor değil mi? Hem çocuklar da var gördüğümüz kadarıyla. Aynen. Olarak mı? Her yıl geliyor musunuz? Bu aynen 10 senedir geliyoruz. İşçilik olarak. Önce soğan topladık. Pandemi olduğu zaman da soğan Evet, ekiminde burada ikinci ayda burada geldik, bir kar yağmur işinde gene buradaydık mecburen. Yani hazırlık soğan ile başladık yani. ikinci ayda ısınma şartları nasıl Soğuk karşıladınız? karın işinde. Aynen. Peki pandemiden korunmak için herhangi bir bu soğan tala sahipleri herhangi bir önlem aldı mı ya da siz önlem aldınız mı? Yok. Maalesef. Alamadınız. Maalesef. Şartların zor olmasından kaynaklanan durumlar nedeniyle sanırım. Aynen böyle çadır işte. Hava soğuk, kar içinde. Yani soğuktur yani mecburen. Mecburen yapacak bir şey yok. Peki bu sene şu anda çalıştığınız kadarıyla emeğinizin karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz? Valla soğan şimdi yani sen de biliyorsun tarlada kalıyor. Yani soğan para etmiyor. Emek karşılığı alamıyoruz yani. İlaç, mazot, gübre bir de pahalı olduğu için yani kendini kurtarmıyor. Peki yetkililere bu emeğinizin karşılığını almak için taban fiyatlarla ilgili olarak bir öneriniz olur mu? Öneri şu şekilde yani gübre, mazot pahalı olduğu için yani oradan biraz şey olursa yani biraz emek karşılığını görürüz. Bundan başka yani emek karşılığı zor olur. Yoksa geleceğinizi Urfa'ya tekrardan. Urfa'ya dönüş 10. ayın 15'i 11. ayda ancak gidiyoruz, bitiriyoruz burayı. Tekrar dönüş yine ikinci ay mı? Tekrar dönüş 2. ayda gene geliyoruz. 2. ayın 15'i 20 günü geliyoruz. Peki dönüş giriş arasında zor durumlarla karşılaşıyor musunuz? Zor durum şu şekilde yani biz zor durum misalen geliyoruz işte buraya. Ekiliş mekiliş biz soğuk moğuk içindeyiz. Yani o kadar yani biz. Peki teşekkür ederim.